Ozan Güven haber şöyle öğlen saatlerinde düştü. Ya sabah yayınlanmıştır mutlaka. Bütün medya sitelerine yayılmasından bahsediyorum. Ozan Güven sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp mı etti başlığıyla çıktı. Başta haberde böyle çok detay yoktu. Bir darp raporu da yoktu. Nereden çıktı acaba, ne oldu derken bir haberden birkaç şey okuyayım size. Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Darp raporu almadığı, darp raporu aldığı, çok özür diliyorum, İddia edilen Bulutsuz dava açmaya hazırlanıyor. Bir küs bir barışık devam eden Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz aşkı olaylı bir şekilde son buldu. Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiası ağızları açık bıraktı. İddialara göre 45 yaşındaki ünlü oyuncu kendisinden 17 yaş küçük olan sevgilisiyle geçtiğimiz hafta sonu kavga ediyor. Sözlü başlayan tartışma Güven'in genç kadını darp etmesiyle daha da büyüyor. Aldığı darbeler sonucu gözüne kan inen Bulutsuz hastaneye giderek darp raporu aldı. Yaşadıklarını sadece yakın çevresiyle paylaşan Bulutsuz'un Güven'den şikayetçi olacağı öğrenildi. Haber böyleydi. Çok ciddi iddialar var içinde. Bu arada 45. yaşına bastığı gün de Deniz Bulutsuz daha geçtiğimiz günlerde birkaç hafta önce sosyal medya hesabından bir kutlama yapıyor. İlişkiyi de böyle alenileştiriyorlar. Çok taze bir zamanda iyi ki doğmuş sevgili, el ele olunca bir şey olmaz derler diye bir paylaşımı var Deniz Bulutsuz'un. O haberde bir de bu paylaşım vardı. Bilemiyorum, arkadaşlarım da var mı? Çok taze bir paylaşım. Sonra bizim gündemimize de almışken bunu, Deniz Bulutsuz kendi sosyal medyasından bir paylaşım yaptı. İşte bence bombanın patladığı yer orasıydı. Çünkü değil mi Yedi abi burada? saat önce. Yedi Evet, saat çünkü önce burada yaptık paylaşımı. paylaşımı mı? Hemen paylaşımı da ekrana getirelim. Çünkü burada darp raporu aldığı iddia edildi falan. Hani bir şeyler var ama ortada darp raporu yok, fotoğraf yok, görüntü yok derken, şimdi ekranda şuradan okuyacağım. Orası çok küçük geldi. Deniz Bulutsuz'un paylaşımı. 13.06.2020 Cumartesi sabaha karşı kamuoyunca bilinen bir ilişki yaşadığım Ozan Muharrem Güven tarafından kendi evinde bir saat ağır fiziksel şiddete maruz kaldım. Şiddet gördüğüm sırada evden çıkmama izin vermeyerek canıma kasteden fiziksel ve duygusal şiddetin sorumlusu olan Güven'e karşı hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım. Kadına şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir suç olduğu bir toplumda ruh sağlığımı ancak psikolojik destek olarak koruyabildiğim bu iki süreç boyunca şimdiye kadar koruduğum sessizliğime ve mahremiyetime saygı duyulmasını rica ediyorum, dedi ve Evet. bir şok etkisi yarattı. Evet, bu olay ne zaman meydana gelmiş? 13 Haziran'da. Evet. Yani 17-18 gün önce 1 Temmuz'da paylaşıyor. Demek ki o süre içerisinde yani paylaşmaması konusunda artık baskı mı gördü, ne gördüyse paylaşamadı. Ben baktım az önce 32 bin takipçisi var. Bu paylaşımını 40 bin kişi beğendi. 1770 yorum var. Bu yorumlar arasında ünlüler de var, ünlü kadınlar. Yani şöyle paylaşımlı eleştiriler de var. Yaklaşık 500-600 yorumu okudum yayına girmeden önce. Yani madem bu sürede böyle şiddet gördün, ondan sonra niye paylaşımlarını ya o dayak yediğin olaydan sonra paylaşımlarını beğeniyorsun diye eleştiriler de var. Reklam peşindesin. Bütün şiddet gördüğünü söyleyen kadınlara yönelik klasik bir suçlama bu. Bir Ama saniye ama. O tarihten sonra Ozan Güven'in paylaşımlarını mı beğenmiş? öyle Ama bu diyor. garip bir şey. Ha, Öyle yorum diyor. mu Ben yazıyor öyle? Hadi yorum onu öyle yazıyor. bilmiyoruz. Yani ben o girip de ben öyle şeyleri açıkçası takip etmiyorum. Beceremiyorum. Ama Bakacağım buna ben. yani ciddi ölçüde yani destek veren ünlü kadınlar da böyle çekinerek ay canım canım
Yani arkandayız diyen güçlü sesler var. Sonuna kadar arkandayız, desteğiz, destek olacağız. Ozan Güven'in ben çekinme, korkma, sonuna kadar mücadelinde yanındayız diyen kadınların yanı sıra yani isimlerinden ve resimlerinden öyle anlıyorum. Ama arkadaşlar aldığımı bilmiyorum. Bazı ünlüler var ki yani keşke hiç renklerini belli etmesinlermiş. Duygu Özarslan. Canım. Ve kalp. Ne? Yani bir kınama yok mu yani? Kadına şiddete hayır, kadına uzanan eller kırılsın. Cansu Akın geçmiş olsun, her zaman yanındayız demiş. Gizem Parlak ciddi bir destek vermiş. Demet Özdemir. Canım benim. Canım kırmızı kalp. Ama Demet Özdemir kendi sosyal medyasından bir paylaşım yaptı abi. Ya olabilir de canım benim. Uzunca canım bir paylaşım. Yani evet, şey o yorumu mesela, öyle yapmış. Anladım. Ya, demek ki ondan sonra tepki görünce o tarafta. Tabii bak yani, elimde şimdi önümde direkt geldiği için söyleyeyim. Hashtag Deniz Bulutsuz Twitter'dan paylaşmış. Öncelikle tanıyorum. Birlikte çalıştık. Bu şiddeti kimse hak etmiyor. Ne olursa olsun. Kadına şiddetin her türlüsüne bela okuyorum. Ne biçim bir öfke bu? Nasıl bir akıl tutulması? Çekin ellerinizi artık, çekin. Twitter paylaşımı bu. Ama oraya demek ki öyle canım benim. Evet, geçmiş canım olsun benim demiş. Şimdi ya önemli bir konu bu. Şimdi iki kişi arasında olan bitenin nasıl gelişti, şiddet var mı, darp raporunda ne var bilemem. Ama bir söz vardır, ummadık taş düşer, başını yarar, sirkenin keskini kabına zarar. Yani Ozan Güven'in en son Emre Kınay'ın magazincilere tartıştığı gecenin ardından fotoğraflar ve malzeme paylaşımı vardı. Ozan Güven'den sonra onu da kahramanlaştırarak işte vur vur abi arkandayız diye. Ozan Güven'in daha önce hatırlarsan böyle bir basın mensuplarına karşı, bilhassa işte alkol ve sevgili özel hayat nedeniyle bir şiddet agresif değil mi? Tavırları bir öfke, var. Evet, öfke kontrolünde sorun olduğu görünüyor. Yani çok naif bir yurdum insanı değil, naif bir sanatçı değil. Belki naif tarafları vardır ama yani her an arabadan inip sopasıyla trafikte kapıştığı birine saldıracak bir izlenim benim kafamda oluşan. Şimdi bu anlatılan detaylarda da ileri günlerde göreceğiz. Ben hiçbir kadının kolay kolay yani durup dururken birine iftira atacağını, bir erkeğe iftira atacağını bu anlamda düşünmüyorum. Olabilir mi? Olabilir. Yani iki tarafı da o anlamda tanımıyorum. Bu hanımefendi hiç tanımıyorum. Ozan Güven'i yine az çok tanıyorum. Ben bakalım, hanımefendi nereye kadar söyleyebilirim. Yani evet, daha doğrusu çok aratıldı bugün. Deniz Bulutsuz kimdir diye. Bir fikri olsun. Yani ben de burada öğrendim. Takipçilerimizin de 1992 yılında İstanbul'a dünyaya gelmiş. Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun. Dergi editörü olarak çalışmış. İstanbul Moda Akademisi, Moda Yönetimi programını tamamlayan başarılı isim. Ardından Elle de çalışmış. Reklam ajanslarında stajyer olarak görev almış. Sosyal medya hesapları yönetmiş. Deniz Bulutsuz, Vogue, GQ Türkiye, GQ Türkiye sosyal medya editörü için özel proje ekibinde çalışmış. Bir süredir de Ozan Güven'le birlikteymiş. Yani eğitimli, ayakları yere basan bir Türk kadını böyle görünüyor. Bir de şundan ne olur korkmasın kadınlar ya. Allah aşkına şu ikiyüzlülükten vazgeçelim. Yani çaresiz bir kadın dayak yediğinde hepimiz erkek şiddetine hayır diye rahatça feveran ediyoruz da, bu erkekler güçlüyse, bu erkekler zenginse, kadın beyaz olarak yakalıysa, susuyorsak Allah bizi bildiği gibi yapsın. Evet, beyaz yakalıysa. Yani. Ünlü ve beyaz yakalıysa yani. Çok yakın geçmişte yaşadık, evet, bunu yapmayalım, evet, bunu ya. Evet.
Siz de olabilirsiniz. Bakın ben de olabilirim bu kadınlardan biri ve inanın gene hiç kimsenin sesi çıkmaz. Siz de olabilirsiniz o kadınların yerine. Belki de onlardan birisiniz. Bunu yapmayın. Erkeğin kim olduğunun bir önemi yok. Biz insanı ona yakın, buna yakın, bu kadar yakışıklı, o kadar zengin diye ayırırsak bilemiyorum. O zaman bu sorunlar hiçbir zaman çözülmez. O yüzden çözülmüyor zaten. Bu yüzden çözülmüyor. Yani yakın zamanda Eda Demirci olayında tanık olduk. Toplumun belli bir kesimi hayata at gözlüğüyle baktığı için o yapmaz. Kadın şöhret peşinde. Niye şimdi konuşuyor? Niye raporu yok? Buna bu kadar takığım ki abi, lafına böldüm ama unutmadan hemen söyleyeyim. Neden şimdi konuşuyor? Ya eğer bunu bir kadın diyorsa, o kadın var ya, insanın da utansın ya. Ne demek şimdi konuşuyor? Biz kadın olarak kadını destekleyeceğiz. Diyeceğiz ki konuş. Şimdi mi konuşabiliyorsun? Şimdi mi cesaretini topluyorsun? Şimdi konuş ya. Amerika'da insanlar 20 yıl sonra yapımcıların tecavüzüne uğramışlar. Bunu çıkıp anlatıyorlar. Birbirlerine destek oluyorlar. Ya biz nasıl insanız ya? Şimdi konuş. Ne demek? Neden şimdi konuştu? Önce bir dinle. Anlattıklarını dinle. Neden şimdi? Zamanı mı var bunun? Demek ki şimdi topladı gücünü. Hala Eda Demirci neden şimdi konuştu? Ya o kadın kanser ameliyatı oldum. Bir ay önce son ışın tedavimi gördüm diyor. Hala kadına diyorlar ki görünce artık ben çıldırıyorum. Eda Demirci benim teyzemin kızı değil, bir şeyim değil. Neden şimdi konuştun? Deniz Bulutsuz 15 gün sonra konuşmuş. Neden şimdi konuştun? Ya bilmiyorum, çok sinirleniyorum abi buna. Neden şimdi konuştun? Ya bir derdin ne diyeyim? Derdin ne? Evet. Bir derdini dinle. Sonra hak verip vermemeye bak. Bir evet, karşı tarafında ne söyleyeceğini dinlemek isteriz. Ama ortada bir darp varsa, darp raporu varsa, ha şu olabiliyor. Oldu mu bu? Oldu. Kendini başka yerlerde sakatlayıp makyajla işte dayak yedim diye gösterenler de oldu mu? Ama yani bu insanlar, bunu yapanların dünyası farklı. Şu anda karşımızda gördüğümüz Galatasaray Üniversitesi mezunu, eğitimli, beyaz yakalı birinin böyle bir şey yapacağına ihtimal vermemek gerekiyor. Yaparsa da ortaya çıkar. Gerçeklerin zamanla ortaya çıkmak gibi pis bir huyu var çünkü. Evet. Evet. Yani inşallah ortaya çıksın. Deniz Bulutsuz eğer konuşmak isterse kapılarımız ona da açık, Eda Demirci gibi. Ne diyeyim ben? Ama sessizliğime saygı duyulmasını rica ediyorum demiş. O sebeple ulaşmaya bile çalışmadım kendisine. Bir süre sonra belki konuşmak isterse de kime konuşacaksa konuşsun. Lütfen o neden şimdi diye sormasın. Birbirimizi cesaretlendirelim. Birbirimizin omzuna dokunalım ya. Bu kadar zor değil. Bize konuşmasın da ne konuşsa konuşsun. Konuş Deniz. Bize konuş. Yeterince dayak yedik. Evet doğru. Onun da bir evet. bedeli oluyor ama olsun evet. abi. Ne evet, diyeyim? Bir daha yapıyorum. Her iki taraf içinde yani şeyimiz açık. Alanımız açık. En kötü ihtimalle kapattırırız YouTube'u. Zaten kapatılacak diyorlar. Peki bu da böyle yani, güldüğümüze de bakmayın. Gerçekten Deniz Bulutsuz'a geçmiş olsun. Ne diyelim, iddiaları böyle, yaşadıklarını böyle anlatıyor. İddiaları böyle. Peki.